Borsaların büyüsü de belki bu. Her şey öngörülemiyor. İstediğiniz kadar rasyonel analizler yapın, borsa sizin beklediğinizin dışında davranabiliyor. Amerikan enflasyonuyla ilgili geçen hafta bütün tahminlerim tuttu. Son derece iyi bir enflasyon verisi geldi. Enflasyonun gelecek beklentileriyle ilgili son derece olumlu veriler aldık. Ama borsalar düşmeye devam etti. Ağustos ayının başından beri Nasdaq'ta %5, S&P 500'de %3'lük kayıp var. Toplam bir aya baktığımızda da o yükseliş düşüş bir ay öncesine dönmüş durumdayız borsa seviyelerimizde. Peki neden böyle oluyor? Borsayı ben mi yanlış değerlendiriyorum? Analizimde bir yerlerinde çatlaklar mı var? Yatırım stratejimi değiştirmeli miyim? Bütün bunlardan bugün bahsedeceğim. Tabii anlatacaklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görüşümü, kendi yapacaklarımı anlatmaya çalışacağım. İlginizi çekeceğini tahmin ediyorum. Çünkü önümüzde çok heyecanlı bir hafta var. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, önce başımızın derdi enflasyona bakalım. Aslında enflasyon artık başımızın derdi değil. Çünkü Amerika'da enflasyon bitmiş durumda. Kirayı hesaptan çıkartırsanız, all items less shelter, Temmuz ayı enflasyonu 0. Neden kirayı hesaptan çıkartmak lazım? Çünkü kira çok gecikerek düşüyor. Sözleşmelerin uzun vadeli olmasından dolayı. Amerika Merkez Bankası'nın odaklandığı çekirdeğin çekirdeği diye bir enflasyon kalemi var. Bütün kalemlerden gıdayı, barınmayı, enerjiyi ve ikinci el araç satışlarını çıkarıyorsunuz. Enflasyon yine 0. Amerika'da enflasyon yok. Yani Amerika aslında enflasyon meselesini atlatmış bir ülke. Ama borsa buna rağmen o günü çok mutlu kapatmadı. Çok hızlı yükselerek açıldı, sonra sert düştü. Hatta bir yere eksilere gitti ve günü çok hafif bir pozitifle tamamlayabildi. Şaşırdı bir günde açıkçası borsa açısından. Çünkü bu rapor bize diyor ki Fed'in artık faizleri arttırmasına kesinlikle gerek yok. Bir an önce düşürmeyi düşünmesi faydalı olur. Cuma günü harika bir rapor daha geldi enflasyonla ilgili. Michigan Üniversitesi'nin tüketici araştırması sonuçları açıklandı. Önemli bir araştırma bu. Michigan Üniversitesi tüketicilere enflasyon beklentilerini soruyor. Biliyorsunuz enflasyonun şekillenmesinde beklentiler çok önemli. Tahminler %3.8 çıkacak ankete sonuçları diye düşünürken anketin sonucu %3.3 geldi. 5 yılın ortalama enflasyon beklentisi için ise tahmin %3'tü. Gerçekleşen %2.9 oldu. Yani tüketici de artık enflasyon düştüğüne ikna olmuş durumda ki bu ay aslında enerji fiyatları yükseliyordu. Ona rağmen bakıyor raflara, bakıyor olan bir tane tüketici ve diyor ki enflasyon düşüyor. Piyasa bunu da takmadı. Piyasa tek bir olumsuz haber vardı enflasyonla ilgili. Onu taktı. O da nedir? ABD'de aylık üfe beklenenden bir bas puan yukarıda geldi. Bundan dolayı piyasa cuma günü düşüşle tamamladı. Nedir burada olan şey? Hakikaten artık yani insan şaşırıyor olan bir tane. Evet, artış var ama bunu servisler ve üretim tarafı diye ayıracak olursak üfedeki artışı aslında iki kalem belirlemiş. Servisler tarafında sıkı durun. Artışın %40'ı portföyle yönetim hizmetlerindeki fiyat artışından dolayı geliyor. Yani ortalama Amerikan tüketicisini hiç ilgilendirmeyen, sadece borsada büyük parası olup yatırım yapan insanları değerlendiren bir gider kalemindeki hafif bir artış bütün hizmetler kalemini coşturmuş. Üretim tarafında ise çelik tarafında fiyat artışları var. Neden? Çünkü Amerika'da biliyorsunuz son dönemlerde üretimi geri çevirmek için çok üretim yatırımı yapılıyor. O herhalde çelik fiyatları biraz etkilemiş. Oradaki artışın %60'ı da tek bu kalemden geliyor. Araştırma gösteriyor ki bu iki kalemi çıkarttığımızda üfedeki enflasyon da 0. Yani olmayan bir enflasyonun korkusuyla hareket ediyor piyasalar. Üyesi olduğum Fundsfred diyor ki önümüzdeki dönemde de bu enflasyon bu seviyelerde gelirse, bırakın düşmeyi, aylıklarda bu seviyelerde gelmeye devam ederse çok ciddi bir düşüş olacaktır. Şöyle bir hesaplama yapmışlar. Çekirdek enflasyonun aydan aya %0.15 seviyesinde gelmeye devam edeceğini öngörmüşler ki daha aşağıda gelecek bu. Neden? Çünkü kiralar yavaş yavaş düşüyor. İkinci el araç satışlarının fiyatları hızlanarak düşmeye devam edecek. Çin'den deflasyon verileri geliyor. Çin'deki deflasyon anlamı ne? Amerika'nın daha ucuza ürün alacağı anlamına geliyor. Bu daha hızlı düşecek. Ama diyelim ki Fundsfred haklı ve onların varsayımından gidelim. Bu durumda ne oluyor? Şubat 2024'te %3'ün altına, Mayıs 2024'te %2'nin altına iniyor çekirdek enflasyon. Bakın tekrar söylüyorum. Çekirdekten bahsediyorum burada. CPI'den bahsetmiyorum. Ve Temmuz 2024'te de %1.81'e geliyoruz. Yani inanılmaz hızlı bir düşüş yaşayacağız. Ve dörtlerin üzerinden buralara doğru hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Çünkü Amerika'da enflasyon yok artık. Aslında deflasyon sorunu var. Şimdi burada korku şu. Fed bunu okumaz da sadece manşetteki rakamlara bakıp eyvah Amerika'da enflasyon hala yüksek, ben faizleri yüksek tutmalı mıyım der. Bundan korkuluyor. Bunu derse Temmuz ayına geldiğimizde 2024'ün reel faiz %3.69'a gelecek. Yani Fed faizi eksi enflasyon %3.69'a gelecek. Bu korkunç bir seviye. Tarihi en yüksek seviyelerden bir tanesi olur. Fed'in bunu yapmayacağını umuyorum ben de. Çünkü bu ülkeyi bırakın resesyona,
Değil resesyon, depresyonlara, her şeylere sokar yani. Fed'in daha makul davranacağını düşünüyorum. Fannsett diyor ki 2024 Şubat'tan itibaren faizleri Fed düşürmeye başlayacaktır. Ben daha da erken olabileceğini ummuyorum. Ummak istiyorum. Çünkü geciktikçe ve bu reel faiz yüksek kaldıkça sıkıntı büyüyecek. Bizim resesyonist, ezberci ekonomistler ne diyordu? Amerika enflasyonu asla düşüremez. Ülkeyi mutlaka resesyona sokmak zorunda. Oysa Amerika aslında ülkeyi resesyona sokmadan enflasyonu düşürmeyi becerdi. Ama ısrarcı olup da faizleri hala yüksek tutarsa resesyon da gelebilir elbette. Eğer bu ısrarcılık devam ederse. Ama ben bir yerde orada da akıllı fikirli insanlar vardır diye umuyorum. Ve realde enflasyonun bittiğini gördüklerine inanmak istiyorum. İşte muhtemelen son 2-3 haftadır piyasalardan para çıkışın temel sebebi bu. Kurumsal tarafta 41 milyar dolar piyasaları terk etti. Bireysel tarafta ise 31 milyar dolar piyasalardan kaçtı. Bunun sonucunda kenarda büyük nakit oluştu. Kurumsal tarafta 3,5 trilyon, bireysel tarafta da 2 trilyon para nakitte veya nakite benzeyen varlıklarda duruyor. 5,5 trilyon dolar borsaya girmeyi bekliyordu diyebiliriz. Nasıl değişebilir bu? Fed yöneticilerinden iyi açıklamalarla değişebilir herhalde. Başka neden korkuyor borsa bilmiyorum. Evet, Amerika'nın bir borçlanma meselesi var ama bu yeni borçlanma meselesi değil. Uzun zamanlardır süre gelen bir mesele. Çin'de de enflasyon var. Bu sana olumlu yansıyor olacak aslında. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni böyle bir ani parlama pek beklemiyor kimse. Yani orada da hatta epey çok barış görüşmesi yapılıyor. Bilmiyorum ben neden borsalar korkuyor bilmiyorum. Ben ne yapıyorum? Ben geçen hafta boyunca almaya devam ettim. Ama bu borsalarla çok uzun süre inatlaşacağım anlamına gelmez. Bu hafta pazartesi salı da piyasalara bakacağım. Böyle düşüş eğilimi, sert düşüş eğilimleri falan hala varsa ben de pozisyonumu değiştirebilirim. Çünkü makro ekonomide veya temel göstergelerde ne kadar haklı olursanız olun, borsa insanların davranışlarıyla belirlenir ve çok fazla insan borsadan çıkmak istiyorsa ben de orada durmam, bir süre çıkabilirim. Ama şimdilik tekrar özenle vurguluyorum, hala long pozisyondayım, almaya devam ettim. Geçen hafta boyunca da hatta şu anda tarihimdeki en büyük long pozisyonlardan bir tanesini diye diyebilirim. Ağustos'un başında Ağustos'un kötü geçeceğini öngörüp biraz nakit hazırlamıştım. Onların tamamını borsaya tekrar soktum. Çünkü bence bu iş buraya kadar faiz yükselmeyecek Amerika'da. Enflasyon meselesi bitmiş durumda. Ama borsaların davranışı nasıl olacak onu öngörmek zor. Bakalım bu haftayı merakla izleyeceğiz. Size soru veya yorumlarınız varsa aşağıda beklerim. Unutmayın piyasalarla inatlaşmak bizim işimiz değil. Kısa bir süre inatlaşabiliriz ama uzun vadede borsa ne diyorsa o olur. Şimdilik azıcık daha inatlaşacağım. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşça kalın.